Bir zamanlar Altın Ordu Devleti'nin topraklarıydı. Oyuna geldi, gücü Venedik ve Cenevizlere kaptırdı. Sonra Osmanlı hakimiyetine girdi, derken Rus İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Puşkin şiirler yazdı onun için, Tolstoy'un öykülerine konu oldu. Hep tarihin dönüm noktalarına tanıklık etti. Hep sıcak savaşlardan nasibini aldı ama soğuk savaşta burada başladı. Devlerin savaş alanında yemyeşil bir yarımada, binbir oyun arasında. Sizi Kırım'a götürüyorum, sınırlar arasında sıkışmış insanların ülkesine. Bu köyde yol var. Bu dilleri bizi mektubi. Komünist ama bundan sonra... Sayfık kavgası ya. Sınırlar paylaştığımız bizden kopan. Ben 4 sene okumak yiymiştu. Ölmüş bu. In Skopje. It's in many ways economically. Oraya şu insanı skrofak. Bir zamanlar burada Kırım Tatarları yaşardı. Türkçe bir dil konuşurlardı. Yüzyıllarca göçtüler, sürüldüler. Stalin 2. Dünya Savaşı'nda onları Sovyetlere karşı Almanlarla işbirliği yapmakla suçladı. Binlerce insan, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı Orta Asya steplerine sürgün edildi. 45 yıl sürgünde kaldılar. Kimileri orada öldü, kimileri orada doğdular. 15 yıldır vatan dedikleri topraklara dönüyorlar. Yeniden yerleşiyorlar. Çok sancılı bir hikaye onlarınki. 1945'te gittikleri steplerde 1967'ye kadar sessizce yaşadılar. 1967'de kendilerinden bir nevi özür dilendi ve itibarları iade edildi. Ama vatana dönme izni verilmedi. Ancak Sovyetlerin dağılma sürecinde gerçekleşecekti. 1988'de Kırımlı Tatarlar Fergana'dan, Semerkant'tan akın akın Kırım'a geldiler. Ama evsiz, topraksız, işsizdiler. Geldiklerinde devletten toprak istediler. Onlara tahsis edilen topraklar isteklerini karşılamıyordu. Boş arazilere bayraklarını diktiler, yüzlerce ev ana kentlerin dışında yükselmeye başladı. Sık sık polis ve askerle çatıştılar, evleri yıkıldı. Sovyet sistemi dışında kalmışlardı. Ekonomik krizin ağır darbesi altında ezilmiş diğer azınlıklarla ortak bir yanları vardı. Ekonomik ve siyasi kaosu hepsi aynı anda yaşıyorlardı. Sattın mı? Как сегодня базар? Сынок, вот сую ничего не продали. Ничего не продали, да? Да. И вообще с автоматом за бортом. Tatar toplumu lideri Mustafa Cemiloğlu yaşamının 25 yılını hapiste geçirdi. Kırımlı Tatarların vatana dönüş mücadelesinde başı çekti. Açlık grevleri, protesto gösterileri, muhalif örgütlenmelerle Batı'nın da dikkatini üzerine topladı. Rus muhalif liderlerle bir araya geldi, Batı'ya sesini duyurdu. 1989'da Mustafa Cemiloğlu liderliğinde Kırım Tatar Milli Hareketi örgütlendi. ...1991'de Sovyet sistemi çökerken Ukrayna'da bir referandum yapıldı.
Sovyet sisteminden ayrılma kararı halkın oyuna sunulacaktı. Ne öğrendik ki ne vakit bu toplumda demokratik usulleri kuvvetli olacak, o vakitte Kırım Tatar milletinin meseleleri çözülebilir. O sebepten 1991 senesi Ukrayna bağımsızlık yollarının içinde olduğu vakit biz birinci Kırım Tatarlar olarak Ukrayna bağımsızlığına kol tuttuk. Ve burada referandum olduğu vakit birinci 1991 senesi 12. ayın 1. günü burada referandum oldu ve insanlardan sordular, sizler istiyorsunuz mu Ukrayna bağımsız olsun yoksa Sovyet içinde kalsın? O vakit burada %54 söylediler ki Ukrayna bağımsız olsun. Onların içinde Kırım Tatarları hepsileriydi. Eğer Kırım Tatarları o vakit Ukrayna bağımsızlığına kol tutmasalar edilir, o vakit buradaki insanların razılıkları çokluk olmayacaktı. Söylemeye isteyeyim. Ukrayna bağımsızlığını biraz da Kırım Tatarlarına borçluydu. Ama 45 yıl sonra ana vatana dönen çalışkan, girişken ve doğurgan Kırım Tatarları Ukrayna'yı endişelendirmeye başladılar. Ukrayna 1946'da lağvedilerek eyalet statüsüne alınmış olan Kırım'ı yeniden özel cumhuriyet olarak tanıdı. Ukraynalıların, Rusların ve diğer azınlıkların temsil edildiği bir parlamento hayata geçti. Bu Kırımlı Tatarların özel bir Kırım Tatar Cumhuriyeti isteklerinin önünü kesmek için tasarlanmış bir hamleye benziyordu. Milli Hareket'in lideri Mustafa Cemiloğlu yeni kurulan parlamentoyu protesto etti ve hemen ardından Kırım Tatar Meclisi'ni kurdu. Bu kurultayda biz milletimiz öz ana toprağında hükümran olacağını, sahip olacağını ve serbest olacağını ilan ettik. Halkımızı temsil edecek yekene bir milli organ Kırım Tatar Milli Meclisi seçken oldu. Ukrayna'nın kurdurduğu parlamentoyu tanımadığını açıkladı. Kırım'da şimdi iki meclis vardı. Kırım Tatar Meclisi ve Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu ya da Yüksek Şurası. Daha sonra bu parlamentoya Tatar milletvekilleri de girdiler ama Cemiloğlu oraya adımını hiç atmadı. Ana yurda dönmüşlerdi. Ortaya koydukları sert siyaset Ukrayna'yı olduğu kadar Kırım'da yerleşik diğer azınlıkları da endişelendiriyordu. Kırımlı Tatarlara karşı bir tepki ortaya çıkıyordu. Кстати, не зарегистрированная, нелегальная ведёт себя таким образом. Bizim anlayamadığımız şu. Nasıl oluyor da bu Kırım Tatar Meclisi gayri resmi olarak devletle aynı seviyede çalışmalar yürütüyor? Nasıl oluyor da kanun dışı yollarla arazilere el koyuyor? Почему происходит самосуд? Kırım Tatarlarının bu halkımıza karşı haksızlık yaptıkları konusunda bir karar çıkarılması lazım. Ve bizim eski haklarımız iade edilmesi lazım. Savaştan önce ya bu sürgünlükten önce burada resmi diller Kırım Tatar dili ve Rus diliydi. Ama şimdiki anayasada Kırım Tatar dili silinmiştir. Bundan da gayrı temsilcilik meselesi. Kırım Tatarı en azında sayılarına göre, oranlarına göre hep bu yönetim sisteminde ve parlamentosunda temsilcileri olması lazım. Şimdi ise yönetim sisteminde Kırım Tatarlarının oranı bizim sayımız %13 olduğuna rağmen bizim orada temsilcilerimiz %4.5-4.05 civarında. Kırım Parlamentosu. Evet, Kırım Parlamentosu'nda yarı demek mümkün. Orada yalnız 7 milletvekilimiz var. Ama sayımıza göre en azından 13-14 kişi olması lazım. Yani seçim sistemi, seçim kanunu çok uygun değil. İkinciden toprak meselesi. Toprak meselesinde de büyük haklılık var. Şimdiki kabul edilen toprak kanununa göre özelleştirme esnasında toprak eski kolhoz üyelerine veriliyor. Ya Kırım Tatarları belli sebeplerden dolayı kolhoz üyeleri olamadılar burada. Ama bu özelliği maalesef bu kanun kabul edildiği zaman hesaba alınmadı. Unutmayın ki buranın büyük bir stratejik önemi var. Hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın deniz filosu Kırım limanlarında duruyor.
Düşünün, Rusya'nın dibinde bir ülke. Amerika için büyük önemi var. Amerika, Kırım'ın limanlarında kendi filosunu konuşlandırmayı tabii ki çok isterdi. Larissa Ivanova, Kırım'da Rus azınlığın en muhalif gazetelerinden Krimskoye Vremya'nın başyazarı. Şimdi bu topraklarda büyük bir çoğunluk olan Rus azınlık, Kırımlı Türklerin Türkiye ve Batılı devletler tarafından kullanıldığını yazıp söylüyorlardı. Demokrasi kılıcı altında Batılılar Kırımlı Tatarları bahane ederek bu topraklara insan hakları, demokrasi, azınlık hakları diye gelecekler. Sonra da askerleri, filoları, bankaları, fonları gelecek diyorlardı. Ukraynalı yöneticiler ise ülkede nüfusun 1/5'inin Rus olduğunun bilincinde Kırımlı Tatarları bir denge unsuru olarak gördüler. Ne de olsa 70 yıl Sovyet idaresinde yaşamış eski Sovyet vatandaşlarıydılar ve bir anda kendilerini özgür ve yalnız ve demokrat bulmuşlardı. Siyasi boşluğa yer olmayan bir dünyada hızla bu coğrafyaya kayan batılı güçlerden de ürküp bir denge arayışı içine girdiler. Ukrayna hükümeti ortada duruyordu ve bu batının hoşuna gitmiyordu. Mart 2004'te Kırım Tatarları güneyde Simeiz'de adaletsiz toprak dağıtımını protesto ettiler. Polis ve askerle çatışmalar oldu. Vatana dönüşün 15. yılında sular bir türlü durulmuyordu. 45 yıllık aradan sonra ülkeye dönüş ağrılı bir süreçte gerçekleşiyordu. Bir yanda ekonomik zorluklar, bir yanda milliyetçi azınlıklar, bir yanda yeni dünya düzeninin artan baskısı. Kırım Tatar toplumu lideri ve Ukrayna parlamentosu milletvekili Mustafa Cemiloğlu ise muhalefeti desteklediklerini açıkça dile getiriyordu. Seçimlerde de elbette Rusya diğer tarafı da destekleyecek, Yushchenko'nu desteklemeyecek. Çünkü Yushchenko geldiği takdirde muhtemelen bu Karadeniz filosu burada kaldırılacaktır. Bu bizim için çok önemli. Çünkü eğer de buradan Karadeniz filosu kaldırılmasa Ukrayna devleti NATO'ya girip bulamayacak. Ruslar tarafına çok saçma şeyler söylüyorlar. İşte Kırım Tatarları Ukrayna'dan koparacaklar, Kırım'ı da Türkiye'ye ekleyecekler. İkincisi İslam Cumhuriyeti kuracaklar burada, Rusları kesecekler. Bu söylentilerin hiçbir temeli yok. Sürgün olan insanları ve halkları haklarını iade edilmesi konusunda. Biz büyük zorlukla onu parlamentodan geçirdik. Fakat Cumhurbaşkanı veto koydu. Neden? Halk, Kırım Tatar halkı kelimesini istemiyor. Bizi milli bir azınlık şeklinde görmek istiyor. Ama biz bunu kabul etmeyeceğiz. Kırım Tatarı burada bir millet, bir halktır. Bu halkın bir zamanlarda kendi özün devletleri vardı, Kırım Hanlığı vardı. İşte böyle gibi fikirler burada da var. Ama belki o Balkanlardaki kadar böyle güçlü değil. Güçlük geldiği zaman iktidara gelse inşallah belki o durum daha iyi olacak. Deyç Boris Davidoviç, Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu'nun başkanı. Ve belki de bu nedenle tüm bu tartışmalar ve yaklaşan seçimler hakkındaki sorularımızdan dikkatle kaçınıyor. Buradaki halklar dostça geçinebilir mi? Kırım'da birçok din mensubu yaşıyor. Hepsi barış ve uyum içinde birlikte yaşıyorlar. Kırım bizim ortak evimiz. Ukraynalılar olarak bu barış devam etmeli. Yeni gelen seçimlerdeki öngörüsü nedir? Hak eden kazanır. Yushchenko gelirse memnun olur mu? Soru yanlış. Neden Yushchenko? Muhalefet olduğu için. Yushchenko это еще не оппозиция. Bu hükümet kalsa ne olur, Yushchenko gelse ne olur? Yushchenko hakkında muhalefet demek de yanlış. Seçim kampanyaları yeni başladı. Kim ne vaat edecek bilmiyoruz. Yani yorum yapmayacağım. Milyonluk nüfusuyla bu coğrafyanın en önemli ve en verimli ülkelerinden biri Ukrayna. Bu nüfusun 2 milyonu Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Kırımlı Tatarların sayısı 250 bin.
Pazarda dolaşırken Türk iş adamları bizi buluyor. Geçmişte zordu, buralarda mafya vardı diyorlar. Mafya falan yok artık burada yani. Mafya denilen hadiseler yok. Fakat insanlar artık görüyorsunuz kapıların açılmasıyla gittiler, dünyayı geziyorlar, dolaşıyorlar, ticareti öğrendiler. Uluslararası düzeyde ticaret yapıyorlar. Herkes kendi çapında küçük ticaretle uğraşıyor. Aynı zamanda Ukrayna potansiyeli var olan bir ülke. Dünyada mesela uçak fabrikasının olduğu nadir ülkelerden bir tanesi. Dünyanın en büyük kargo uçaklarını Ukrayna yapıyor. Tank yapıyor malum, biliyorsunuz. Mavi ve sarı burada Ukraynalıların anlayışına göre bereketin temsili, bereketin timsali. Sarı buğday sarısını temsil ediyor. Mavi de gök mavisini temsil ediyor. Ondan dolayı Ukrayna hakikaten gerçekten dünyada buğday üreten ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan ülkelerden bir tanesi. Birçok kimyasal malzemeler. Yeşil yapraklar ağzına, kırmızı gül gocisi. Eskiden Tatar Türkçesi konuşulurmuş. Son 200 yıldır Rusça ortak dil. Ukraynalıyım diyenlerin bile çoğu Rusça dışında dil bilmiyor. Şoförümüz Ekrem ve rehberimiz Mustafa, ikisi de Kırım Tatarı ama Rusça anlaşıyorlar. Сейчас мы, допустим, от Бахчисарая до Ялты сколько времени займёт ехать? Günlük hayatta Rusça konuşuyorsun, değil mi? Rusça. Peki nerede Türkçe konuşuyorsun? Az konuşuyorsun Türkçeyi. Ну, ben uzun dilim azgana bilim. Türk dili bek gelişe bizge. Gelişmedi. Yok. Ama Türkçe biliyorsun yani, biz seninle anlaşabiliyoruz. Az ama biliyorum he. Az ama biliyor. Evde ne konuşurdunuz? Evde anam babamla Tatarca dedim. Tatarca. Tatarca. 70 seneden fazla Sovyet devleti vardı ve o devlette ana dili Rusça. Onun için çocuklar yuvasından başlap yani daha yukarı çıkınca, kart olunca adamlar Rusça konuşmaya mecburiyetti ve televizyon, radyo, okuma, tahsil alma, her şey Rusçaydı. Şimdi az buçuk başkaca. Ama yine de Sovyetler zamanında burada çok Rus gelmiş. Gelmiş değil, getirmişler. Hı hı. Çünkü bizim halkımızın buradan sürgün ettikten sonra bu boşlukları doldurmak için ve Karadeniz'in kıyasını Müslüman kavmından azat etmek için. Onun için böyle bir şeyler yapılmış. Onun sebepleri şimdi görünüyor. Hı hı. Eğer de dokunulmayaydı o zaman da evet böyle olmazdı. İsmail Kerimov Kırım Üniversitesi'nde Türkoloji ve Tatar Dili bölümünde öğretim üyesi. 1993 yılında Kırım'a dönenlerden. Uzun zaman üniversitenin lojmanında kalmış, şimdi artık bir evi var. Bir üniversite hocası burada rahat geçinebiliyor mu? Bizde bütün dünyada olduğu gibi üniversite maaşları ilmi derece ile bağlı. Evet. Eğer de bir doktor, profesör olsan maaşın zararsız. Burada en üst düzey bir öğretim üyesinin maaşı 300-400 doları geçmiyor. Peki ya Kırım'a yeni dönüp şehrin biraz dışındaki arazilere yerleşmeye çalışanlar? Son 10 yıllarını varoşlarda ev yapmaya çalışarak geçirenler? Zodi 1990'da gelmiş vatanına Özbekistan'da. Böyle güzel bir ev yani, yeterli bir ev. Ama öbürleri çok büyük. Onun için size soralım, niye onlar büyük dedi? Onlar bay. Ne? Akçası çoktu. Rahat mısınız? Şimdi mi? Nasıl ayıtayım siz ya? Ölmeyi de yaşaymış, ölmeyecek gibi yaşaymış işte. Kaç paraya geçiniyorsunuz bir ayda, ayıptır sorması? Bizim pensiyonum. Emeklilik maaşı. Ne kadar bir emeklilik maaşı? 230 kuruş. 230 krivna. 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 Anladım. Yetmiyor diyorsunuz değil mi? Yeterli değil tabii. Yetmiyor. 230 grivna 50 dolar ediyor. Bu para serbest piyasa ekonomisinin yeni yeni egemen olduğu bu ülkede ancak ev içi kapalı ekonomi ve tüm ailenin birbiriyle yardımlaşmasıyla zor bela bir geçim sağlayabiliyor. Sürgünden gelenlerin ev yaptığı arazinin hemen yakınında yıllardır tadilat görmemiş 40 metrekare dairelerle dolu bloklar var.
Orada bu topraklarda yerleşik başkaları oturuyor. Şimdi burada Ruslar oturuyor, burada Tatarlar oturuyor. Evet. Şimdi Tatarların oturduğu evler Rusların oturduğu evlere göre çok daha iyi görünüyor. Çünkü tek mütevazi evler yani bunlar. Şimdi burada yaşayanlar, yaşayan insanların çoğu zengin değildir. Belki de orta halli de değildir. Sadece bu dairesi vardır, o kadar. Fakir onlar aileler. Şimdi evet, onlar şimdi bunu satıp da başka bir yere göçmeleri, başka bir yere geçmeleri çok zordur. Simferopol'ü, eski adıyla Ak Mescid'i çevreleyen arazideki Kırım Tatar yerleşimine geliyoruz. Gözümüze ilk bakışta çarpan sürgünden dönen Kırımlıların yaptıkları evlerin oldukça gösterişli, büyük ama yarım kalmış olmalarıydı. Çoğu yavaşça yükselen inşaatın hemen dibindeki müştemilatlarda yaşıyor, dişten tırnaktan arttırdıklarıyla koca evler dikiyorlardı. Buraya ilk gelenler 1989-90. Seneleri, o zaman imkanları vardı insanların, ev yapacaksam kuracaksam iyi bir şey yapayım diye. Böyle büyük çaplı projelere başlamışlar ama işte 91'de Sovyetler Birliği'nin dalması ile birlikte hiperenflasyon gelmiş. İşte birkaç gün içinde fiyatlar fırlamış. Büyük evlerini kurmaya başlamışlar, bitirmemişler. Hepsi yarım kalmış, evet. Aslında bu mahallede bizi bekleyen biri var. O dünyaca ünlü bir müzisyen. Kırım'da pek tanınmıyor ama Özbekistan'da başlayan ünü batıda da yaygın. Adı Enver İsmailov. O bir gitar ustası. Benim hayatım yaxşı oldu, güzel oldu. Çünkü ben açlık görmedim. Tabii benim anam babam da zengin adamlar değildi. İşçiler idi. Ama açlık görmedim. Okula vardım. Bütün şey yanımda oldu. Tek gitara kaldı çalmaya. Başka düşünmeye bir şey kalmadı bana. Çünkü ne yapmaya? Düşünmeye. Düşünmeye. Hayat için. Çünkü anam babam ona çalıştı. Biz için. Biz balalar için. Ama onlar çok çok zor hayatını görmüşler. Onlar. Açlıkta gördüler. Sürünlükte gördüler. Oksuzlukta gördüler. Bu ev tüm aile fertlerince taş taş üstüne konularak yapılmış. Evin bir bölümü stüdyoya çevrilmiş. Tüm ailesi orada, gözlerimizi Enver'in kayınvalidesi Emine'den ayıramıyoruz. O geçmişle bugün arasında bir köprü gibi. Biraz şaşkın, Enver'in gitarından çıkan tınılara kulak veriyor. Torunu Liniye'nin modern üslubu belli ki kulağına ters geliyor. Enver Liniye ile yaptığı son video klibi gösteriyor. Enver ticari kaygılardan söz ediyor. Politikayla uğraşmıyorum, ben turneler ve müziğimle yaşıyorum diyor. Burada iş yok. Doğrusu gerçek söylediğinde iş burada yok. Neden? Çünkü bu küçük memleket biraz. Ben de sosyal kriz vardı ondan önce. Burada müzisyenler burada tek toylarda kazanıyor. Düğünlerde çalıyor. Cuma gecesi damat 10-15 yakınıyla kız evine gidiyor. Gece yarısına kadar eğlenip evine dönüyor. Cumartesi gecesi kız tarafı damadın düğün yerine geliyor.
sabaha kadar süren şenlikler yapılıyor. Gelin tüm davetlerle oynuyor ve artık yeni evinde kalıyor. Gelinle her oynayan oyunun sonunda elindeki parayı geline veriyor. Zeynep'in sağ elindeki destenin iyice kabarması lazım. Çünkü burada her şeyi nakit parayla alınıyor. Yepyeni bir ev kurulacak, eş dost akraba, bu ev hep beraber yapılacak. Erdem taksicilik yapıyor, Zeynep berberde çalışıyor. Sivas Diamovka köyünde bir çift daha bu gece dünya evine giriyor. Onlar Özbekistan'da doğdular, çocukları ana yurtta doğacak. Kapitalizmin ilk başta önlenemez cazibesi Kırım'ı sarmış gibi görünüyor. Yaşlılar eskinin tutumluluğu içinde ama gençler tüketim toplumuna ayak uydurmaya çok hevesli. Dağların yolları doludu ülke. Kırım Ukrayna'nın en güneyinde Karadeniz'e uzanan çok stratejik bir yarımada. Kırım Karadeniz'in Kıbrıs'ı. Hatırlayın, 2. Dünya Savaşı Kırım'ın ünlü Yalta kentinde noktalanmıştı. İşte tam burada Stalin, Churchill ve Roosevelt'in imzalarıyla sıcak savaş bitmiş, soğuk savaş dönemi başlamıştı. Bugün de öyle. Amerikan devletinin Stratfor adlı sitesi geçtiğimiz aylarda Amerika ile Rusya yeni bir soğuk savaşın eşiğinde yorumunu yaptı. Savaşın merkezi Kazakistan ve Ukrayna olacaktı. Kırım halkı bölgedeki diğer halklarla savaş rüzgarlarının tam ortasında duruyor. Kendine bir gelecek kuruyor. Sizleri daha ileriki programlarda Yalta'da, Sivastopol'de, Bahçesaray'da tarihi bir geziye çıkaracağız. İyi akşamlar efendim. Yeşil yapraklar arasına kırmızı gül gocisi. Yeşil